Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih, Bilek Gücü kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Cats oynayacağız, yani Crash Arena Turbo Stars. En son 6. seviyede kalmıştık arkadaşlar sizlerle beraber ve ondan sonra ligden çıkmak için pek bir çaba sarf etmedim. Yine bu ligde beraber videoda çıkmayı arzuladım arkadaşlar. Bahis yapmıştık, onların sonuçlarına dilerseniz bakalım. Burada ilk olarak üsttekine, soldakine vermiştik. 1000 canı, 232 vuruşu var. Ve soldaki çok rahat bir şekilde kazanıyor. Ve de %6 bütün parçalarım için bir bonus geliyor. Onlara bakacağız hangileri için. Bir de altta bir tane bahis oynamıştım. 839 kişi benimle beraber soldakine verdi. Tek attı. Çok kolay bir bahisti arkadaşlar. Bunu da kazanmış oluyoruz. Ve şimdi hemen parçalarımızın hangisi ne için arttırıldığına bakalım. Titan için arttırılmış. Kaya için. Klasik için. Bu da topuz için artı %6 can veriyor. O zaman iyi. Bunların ikisi de topuz. Bu güzel bir oldu bizim için. Güzel bir şey oldu. Bu Titan için vermesi o kadar iyi değil. Şu forklift'e bakalım peki. Bu da Titan için. Genelde hep Titan için veriyor gövdeler. Bu da lazer için arkadaşlar. Artı %6 vuruş veriyor. Yine en iyisi bu olduğunu söyleyebiliriz. Topuz için artı %6 can vermesi. Şimdi sizlerle beraber şampiyonaya girelim. Bakalım şampiyonada kaç tane dövüş kazanacağız veya şu, bu arabamızla, bu gövdemizle ligden çıkabilecek miyiz? İlk rakibimizi kazanıyoruz. 431 canlı kilazeri vardı. Bu uzaktan vuruyor fakat testeresi var. Vuruşunun yarısı boşa gitmiş diyebiliriz. Gizmo. Gizmo'yu da alıyoruz. Gargamel'in kök kedisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Niga'yı da aldık. 4 tane zafer kazanmış oluyoruz. Şu anda ve bir tane atıyor bize lazeriyle. Bu bizim için biraz sıkıntı olabilir. Bir tane dövüş kaybettik şu ana kadar. Bayağı kütür kütür geliyor. Bir tane daha vursak ve son vuruşu o yapıyor. Biraz daha arttırılabilirse gövdemiz sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 9. dövüşe gelmiş bulunuyoruz şu anda. O mu alır, ben mi alırım? Evet, canlar neredeyse aynıydı. Rakip kazandı olsun. Zaten mevcut yükseltmemiz yapmamız lazım ki bu ligden çıkabilelim hemen olarak. Bunu da alıyoruz, çok iyi. Şu ana kadar 9 dövüş kazandık. Şu an 11 madalyamız var. Ligden hemen olarak yükselmemiz için canımızı biraz yükseltmemiz lazım. O canı da şunla yükseltsek nasıl olur diye düşünüyorum. Artı 61 canım artmış bulunuyor şu anda. Bunun ne kadar canı var? 40, o kadar fazla değil. Bu gövdeye lazer koyabilsem gerçekten iyi olacaktı. Kaç tane şeyim var ona bakalım. Şöyle bir geri gelelim. Bir tane güç alet çantam var. 1, 2, 3, 4 tane de sağlık alet çantam. 2 tane de saldırı alet çantam var. Şimdi herhangi bir gövdeyle değiştirsem gövdemi, 2 tane lazer koysam nasıl olur? Başka bir öyle bir gövdemiz var mıdır şu an bakalım. Vallahi yok gibi mi geliyor? Burada şey var. Titan var ama Titan'ın o kadar işe yarayacağını sanmıyorum. Biz yine mevcut yükseltmemizi bu gövde için yapsak iyi olur diye düşünüyorum. Hemen geriye doğru gelip bu sefer saldırı alet güç alet çantalarını gövdeme kullanmak istiyorum. Gövdeye kullanalım şöyle. 606 oldu canımız. Bir tane de şu az olanı kullanayım şuna. Çifte roketime saldırı alet çantasını kullandım. Başka ne kullansam, şu sinsi gövdesini kullanayım. Paramız azaldı. Bunu satayım mı? Bunu sattım. Şuradan bir tane daha piramit. Bir piramit daha satıyorum. Bir de şunu satayım. Evet, 7 daha arttırdım gücümüzü. Belki şu anda ligden hemen olarak yükseltilebiliriz arkadaşlar. Bakalım bu lazeri bizi alacak mı? Evet, vuruşumuzun biraz daha artması gerekiyor. Rokete biraz daha güç eklemesi yapmam lazım. Ama bu saldırı alet çantasıyla yapmayacağım. Şunu koysam nasıl olur? O kadar da arttırmıyor. Satsam ne kadar verir? O dursun o zaman. İlerleyen zamanlarda bakarız ona. Bu o kadar fazla vermiyor. Metal parçalardan olması lazım yükselteceğim şey. Bunu koysam
Yine o kadar iyi değil. İstediğim kadar yükseltme yapmıyor hala. Bunu koyayım bari gövdeyi. Şöyle gelsen. Yine az bir şey arttırdı ama paramız yetişmiyor. O zaman biz hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Buna şunu koyalım. 9600 istiyor. Biraz daha bir şeyler satmamız gerekecektir. Şunu da satalım. Bir de bunu satayım. 9000 istiyor. Hala ulaşamadık bir türlü. Şuradan roketleri satalım. Ama bu ligden sonraki ligden de hemen olarak yükseleceğimi umuyoruz. Umarım öyle olur. Şimdi yükseltmemizi yaptık ve de şampiyonaya girerekten umarız bu ligden hemen olarak yükseltirebiliriz. 1, 2, bu sefer bu rakibi alıyoruz. 714 canımız var artık eskisine göre. Evet, bunu da alıyoruz. Çok güzel. Bu rakibi de alacağız. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çok iyi. Bundan sonrasını zaten alıyorduk. Bundan sonrasını izleyeceğiz arkadaşlar. 498 canı var Titan'ın ve de sadece bir testeresi var. 2 lazer. O kadar fazla hasarı yok. İyi hasar olsaydı bizi tekli alabilirdi. Evet, bu arkadaşa 2 tane atıyoruz. Vuruşumuz 184. Toplamda gayet iyi. Gizmo'yu da aldık. Yüz canı var. Bunu da alıyoruz. Hadi hadi hadi. İki savaş kaldı şu anda. İki savaş sonra 7. seviyeye hemen olarak yükseltilebileceğiz. Evet arkadaşlar. 7. seviyeye hemen olarak yükseltiliyoruz. Şampiyon sonuçları. 2. prestij seviyesinde 7 yeşil taş, 6000 altın, 6230 lig puanı, 1 yükseltme puanı ve de 1 tane süper kutuyla beraber 7. seviyeye ulaşmış olduk. Arka planı hemen değişmiş. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Daha güçlü parçaların kilidini açıyoruz. 3 yıldızlı parçaların kilidini açmış bulunuyoruz. Oyunun vermiş olduğu süper kutudan bakalım neler çıkacak. Bir tane kovucu, bir matkap, bir kaya gövdesi, çift orta için artı %20 vuruş veren, bir sinsi gövdesi, roket, silindir bu kullanılabilir. Piramit gövdesi, piramit için artı %20 can veren topuz, saldırı alet çantası, silindir ve saldırı alet çantası bence iyi olduğunu düşünüyorum. Tekrar dövüşe girerekten bu şampiyonu da artık ilerlememiz gerekiyor. Evet, son anda alıyoruz artisti. Prestij 1 idi. Havaya kaldıramayacaktır bizi diye düşünüyorum. Çok güzel, bunu da aldık. Silva var sırada. Lazer o kadar vurmayacaktır. Yarı canımıza kadar bizi indirdi. Ve de Silva'yı alıyoruz böylelikle ve rakip çok hızlı geliyordu. Sonra... Geri vitesi vardı. Bir tane daha vursa bizi öldürür mü? Bir tane daha vuralım. Evet, çok arafta kaldık ve son anda rakibi aldık. Gayet iyi oldu bu bizim için. Bir tane daha vursak. Maalesef o biraz sıkıntı olacak bizim için. Tekrar ona geri dönmemiz gerekiyor. Bu rakipleri de bakalım nasıl olacak. Alabilir miyiz? Duruma göre geriye dönüp biraz daha yükseltme yapmamız gerekecektir. Bu topuzumun yerine yeni gelen silindirimi koymak isteyeceğim arkadaşlar. 11. dövüşte bitmiş oluyor. Bu ligden de hemen olarak yükselteceğiz diye düşünüyorum. Bir alamadığımız rakip var. Onun için birkaç deneme yapmamız lazım. Canımızın mı vuruşumuz mu yükseltileceği hakkında. Evet, 14 dövüş bitti. 13 tanesini kazanabildik. Sadece bir tanesini kazanamadık. Ona da tekrar bakalım. Sıkıntı nerede? Kaldırıyor. Evet, vuruşumuzun artması lazım arkadaşlar. Vuruşumuzu şimdi hemen bir arttıralım bakalım. Saldırı alet çantası 55, o kadar da fazla değil ama paramız yok. Onun için şu yeni gelen tahta gövdeleri satalım. İşe yarayacağını düşünmüyorum. Halen daha yetişmiyor paramız maalesef. Bu roketi satalım, bir de şu çifte roketi şimdi yetişir diye düşünüyorum. 24.000, evet. Şimdi arkadaşlar 8. seviyeye hemen erişeceğiz. Dövüşe tıklayaraktan oyuna başlayalım. Evet, sonra da Thomas almış bulunuyoruz ve bundan sonraki rakipler için yapacağımız bir şey yok izlemekten başka.
935 cihanı var. Gerçekten sörfçü için ideal bir cihan olabilir bu seviyelerde. Acaba bundan sonraki 8. seviyeye ulaştığımız zaman orada da hemen olarak yükselebilecek miyiz? Elimizdeki en iyi gövde bu kullanabilme açısından. İki tane şey yeri var. Saldırı aleti yeri, fakat enerjisi düşük olduğu için kullanamıyoruz. Elimizde alet çantası da yok, zaten olsaydı da bu gövde için kullanacağımı pek sanmıyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda gerçekten çok işe yarıyor güç alet çantaları. Ve 14. seviyedeyiz. Şu anda bu ligden de çıkmış bulunuyoruz. 14'te 3 kazanarak hemen yükseltiliyoruz. Tamam diyelim ve de gelen yükseltme puanı falan onları alalım. 7 tane yeşil taş her zaman gibi klasik. 7750 altın. Altın biraz artıyor. 6260 lig puanı. Lig puanı gayet iyi. Bir tane yükseltme ve de bir tane efsanevi kutu arkadaşlar. Umarız bu efsanevi kutudan çift roket için artı vuruş veren bir parça çıkar. Umarız. Daha güçlü parçaların kilidini açtık. Etiketimizi seçtik. Şimdi efsanevi kutuyu açıyoruz. Evet, fena değil. Bıçak için artı %20 vuruş veren sinsi. Hıltı için artı %20 vuruş veren sörfçü. Sinsi için artı %100 can veren bir scooter. Aslında bu o kadar kötü değil ama sinsinin canı ne kadar artırılabilir ki? Zaten sinsinin genelde canı o kadar fazla olmuyor. En fazla karbon parçaları da olsa bile 50.000 falan oluyor. Yani o da 100.000 olsa. Bilmiyorum ama şu anda belki kullanabiliriz. Ama yine fena değil. Bir tane daha tekerlek geldi. Bu da kaya için artı %100 can veriyor. İlk defa rastladım arkadaşlar. İki tane %100 bir artış veren bir parçayı açan bir efsanevi kutu. İlk defa böyle bir şeye rastladım. Sağlık alet çantası görüyorsunuz. İki tane %100 gerçekten iyi. Ama kaya için vermesi biraz ters düşmüş söyleyebiliriz. Şimdi geriye doğru gelelim. Silindiri koyacaktık arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Yeni çıkan gövdeye bir bakalım şöylece. Bıçak için artı %20 veriyor. O zaman ben bunu kullansam ama 600 bunun da canı. %100 artı sağlasa bile o kadar değişeceğini zannetmiyorum. Scooter'ı böyle öne koyalım. Tekerleğin canı 160, fakat biraz yüksek kaçacaktır. Onun için bu silindiri kullanıyorum onun yerine. Şu anda gayet iyi bir duruma ulaşmış bulunuyoruz. Şampiyonaya girelim ve de bu seviyede nasıl yükselebileceğimizi veya yükselemeyeceğimizi görelim. Makro ilk savaşımızı kazanıyoruz. 780 canı vardı. Lazer umarız bize tek atmaz derken rakibi alıyoruz. 383 canı vardı. Bu biraz sıkıntı olacaktır bizim için. Evet, oldu bile. Vuruşumuz şu durumda yetmeyecektir ligden hemen olarak yükselmemiz için. Çünkü o rakip biraz güçlü. Diğerleri o kadar güçlü değil. Bunu da alırız. Az bir canımız kala. Çok güzel. Biz yine de o sinsi gövdesini kullanalım arkadaşlar. Hatta o sinsi gövdesi değil, sörfçü gövdesini de kullanabiliriz. Çünkü iki tane şey koymamız gerekiyor. Saldırı alet birimi. Şu ana kadar bir tane dövüş kaybettik. Yine de o kadar kötü değil durumumuz. Alex'i de alacağız. Çok güzel. Bunda sonuç ne olacaktır? Az bir canımız kala. Bunu da alıyoruz. 11. dövüşteyiz şu anda. Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde eritmeyi başardı bizi rakip. Evet, bu da bizi alıyor. Güzel. O kadar kötü değil. Lazeri kesin olarak koymam lazım arkadaşlar. 10 tane dövüş kazanıyoruz. Ve de artık lazerimizi koymanın vakti geldi diye düşünüyorum. Yeni gelen sörfçü gövdemizi bir lazere entegre edelim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Ama 11 gücü var. Maalesef entegre edemeyeceğiz gibi geliyor ama yine de bir deneyelim. Bakalım daha iyi bir şey koyabilir miyiz? Sinsi için can veren şu scooter'ı koyalım. Bir de buraya silindirimizi. Ne koyabiliriz? Geriye 4 tane gücümüz kaldı. Alet çantası olsa belki yükseltebilirdim bu gövdeyi, fakat alet çantamız şu anda yok. Lazerler var. 7, 6,
Vuruşu da o kadar iyi değil. Evet, matkap 4. Matkap iyi arkadaşlar. Bu işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şampiyonaya girelim ve de alamadığımız rakiplere bakalım arkadaşlar. Oo, yine alamadık. Harbi alamadık. Az canı az kaldı bu rakibin. Evet, tek atıyor lazerle bize. Valla bu renkten hemen olarak yükselmemiz için iyi bir gövdeye kesinlikle ihtiyacımız var. Çünkü hızlı bir şekilde rakibe yanına yaklaşmamamız lazım. Sörfçü gövdesiyle çok hızlı yaklaşıyoruz. Bu da bizim için bir dezavantaj oluyor. Geriye doğru gelelim. 3 tane süper kutum var arkadaşlar. İlerleyen videolarda 2-3 video sonra bunları, hatta 2-3 videoda değil, bir dahaki videoya açarız diye düşünüyorum. Çünkü şu normal kutunun yerine bir süper kutu gelir. Eğer gelmesi de yapacak bir şey yok. Ondan sonraki videoda açarız. 15 tane zafer serimiz var. Biraz da zafer serisine girelim bakalım. Nasıl sonuçlar alacağız? 281 vuruyor. Buna girelim. Kaybedeceğiz mi? Son anda kaybediyoruz. Ve de zafer serisini sizlerle bozduk arkadaşlar. Böylece videonun sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.